Öncelikle İmralı Tecrit Sistemi'ne başlarken sadece 2011'den bugüne gelen süreci değil, Öcalan'ın Türkiye'ye getirildiği süreçten olayı ele almak gerekiyor. Bilindiği üzere Öcalan 1999'da Türkiye'ye uluslararası bir komployla getirildi. Ve bu getirilme süreci içerisinde bu durumda birçok ülkenin, birçok grubun parmağının olduğu biliniyor. Devamında Öcalan'ın Türkiye'ye getirilme süreciyle birlikte bir ada cezaevi inşa edildi. Ve Öcalan da bu ada cezaevinde önce tutuklu, daha sonra hükümlü olarak bırakıldı. Olayı buradan ele almak gerekiyor. Çünkü tecritin aslında başlangıcı 99'dan itibaren başlıyor. Türkiye'nin en azından içinde bulunduğu koşullar, tutuklu ve hükümlülerini tabiri caizse barındırdığı mekanlar, cezaevler, hapishaneler olarak değerlendirdiğimizde bunların daha çok toplu alanlar olduğunu görmekteyiz. Ama Öcalan'ın Türkiye getirilmesiyle birlikte Öcalan'ın tek Öcalan'a mahsup edilen bir ada cezaevinin inşa edilmesi ve bir adada tutulmasıyla başladı. İşte sonuçta bir ada cezaevinde gerek Öcalan'ın ailesi, gerek vasisi, gerek avukatlarının görüşebilmesi açısından öncelikle bir gemiyle ulaşımın sağlanması gerekti. Bugün Türkiye hapishanelerinin hiçbirine gemiyle bir geçiş söz konusu değil. Kişisel düşüncem veya da kanımca bir ada cezaevinde tutulmasının dahil 99'dan bugüne her ne kadar görüşmeler olmuşsa da bunun da bir tecrit olarak yorumlanabileceğini düşünmekteyim. Ada koşulları açıktır ve bellidir. Ve bu koşullarda bir toplu bir alanda olmaması, yani tabiri caizse insansızlaştırılan bir bölgede bir kişinin tutulması tamamen bir tecritin yansımasıdır. Bunun da aslında devlet bir tecritini 99'dan itibaren Öcalan üzerinde uyguladığını görmekteyiz. Dünya üzerinde birçok tutuklu var, birçok mahpus var, siyasi sahiplerle tutuklanan birçok kişi var. Öcalan'ın yaşadığı durum dünya üzerinde eşi benzerinin olmadığı bir durum olarak değerlendirilebilir. Doğalında Öcalan'ın yaşamış olduğu bir hukuksuzluk var. Gerek avukatlarının erişmesi açısından, gerek bilgi alınması, haber alınması yönünde ciddi anlamda bir hukuksuzlukla karşı karşıya. Doğalında bu hukuksuzluğa karşı da savunmanın, avukatların, baroların ve dünya üzerindeki demokratik kitle örgütlerinin sessiz kalması beklenemez. Bu sebeple de dünya üzerinde birçok grup, avukat, kitle örgütü Öcalan'la bir sağlıklı görüşme yapılmasından kaynaklı eylem etkinlikler düzenlemiştir, başvurular yapmıştır. Türkiye Devleti bu noktada verilen başvuruların hiçbirine sağlıklı bir cevap verememiştir. Bu Öcalan'ın içinde olduğu konumu bir bütün olarak değerlendirdiğimizde ülkeye ve dünyaya yansıyan bir hukuksuzluğu da görmekteyiz. Öcalan şahsında aslında ülke üzerine yayılan bir hukuksuzluk var. Tecriti Öcalan şahsına da indirgediğimizde durum daha farklı bir yere gidiyor. Aslında tecrit Öcalan'la başlayan, ondan sonra tüm hapishanelere yayılan bir hale geldi. Ve bu bizim normal yaşamlarımıza dahil yansıdı. Aslında tecrit bir hapishaneden başlayan bir tecrit ve artık bu normal günlük rutin yaşamın içerisine dahil başlayan ve giren bir hal aldı. Barışı sağlayabilmeniz için öncelikle savaşan grupların muhataplarıyla görüşme sağlamanız gerekir. Doğalında Türk devleti savaşan grubun muhatabıyla görüşmeyi engellemektedir. Bu sebeple de aslında Türk devletinin savaşa bitmesine yönelik samimiyetinin olmadığını göstermekte, barışa yönelik de bütün yapılabilecek hamlelere de engel olmaktadır. Aslında Öcalan'la birçok hukuk kurumunun, uluslararası demokratik kitle örgütlerinin görüşmek istemesinin sebebi veya da Öcalan'la bilgi almasının temel sebebi yaşanan bu savaşın bir an önce son bulmasıdır. Doğalında savaşan güçleri muhataplarıyla bir iletişim sağlattıramazsanız siz bu savaşa son veremeyeceksinizdir. Öcalan'ın da bu noktada tarihsel bir rolünün olduğu tüm dünyaca bilinen bir gerçekliktir. Her ne kadar Türk devletinde veya da kitleler arasında bu duruma farklı görüşler de olsa da aslında var olan gerçeklik şudur ki Öcalan'ın tarihsel bir rolünün olduğu apaçık ortadadır ve savaşı bitirebilecek gücünün olduğunu da tüm kitle, tüm dünya bilmektedir. Barışı getirebilecek bir kişiliği olduğu ve pozisyonun olduğunu da tüm dünya bilmektedir. Bu sebepledir ki
bu kurumlar Öcalan'la görüşmek istemektedir. Aslında temelinin bir politik gerçeklik olduğunu da bilmek gerekir. Aslında Öcalan üzerindeki tecritin son bulmasının hukuki olarak her ne kadar mümkün olduğu bilinse de bunu hukuki olarak cevap vermeyen Türk Devleti'nin ancak bunun politik argümanlarla, bir siyaset mekanizmasıyla çözümlenebileceği. Toplumsal, yani toplumsal bir rolün önemi arz ediyor. Aslında bunun yapılacak bir başvuruya cevap verilmemesinin sebebi aslında hukuka önem vermediklerini göstermektedir. Doğalında Öcalan üzerindeki yapılabilecek tecritin kaldırılabilmesi ancak toplumun gücüyle, toplumsal rolle, toplumsal bir refleksle ortaya çıkabilir. Doğalında Kürt halkının bu noktada vereceği tepkiler, eylemsellikler, yine bunun yanı sıra uluslararası gücün, güçlerin, örgütlerinin yapabileceği eylem etkinlikler ve çağrılarla birlikte bu noktada Türk Devleti adım atmak zorunda kalacaktır. Doğalında şu aşamada Türk Devleti yapılan uluslararası eylem etkinlikleri kendisi içerisinde yeterli derecede belki de adım atabilecek nitelikte görmemektedir. Bu da şunu göstermektedir. O zaman tecritle ilgili yapılan eylem etkinlikler, kampanyaların şu aşamada Türk Devleti'nin karşılığında yeterli düzeye ulaşmadığını görmekteyiz. Şu aşamada yapılan eylem etkinliklerin hukuk yönünde devletin adım atması açısından yetersizliğini de tartışmak gerekiyor. Bu ancak güçlü bir halk kitlelerinin hareket etmesiyle birlikte doğal oluşturulabilecek bir durumdur. Bu noktada demokratik kitle örgütlerine de ciddi anlamda bir güç gerekmektedir. Demokratik kitle örgütlerinin adım atması ve bu noktada sessiz kalmaması lazımdır. Öcalan üzerinde sadece şahsında durumları değerlendirmenin yanı sıra Öcalan üzerinde yapılan tecritin son bulmaması demek Türkiye halklarının da rahat bir nefes alamayacağı anlamına gelmektedir. Bu ülkede barış isteyen herkes şunu bilmektedir ki Öcalan'ın tarihsel bir misyonu vardır. Savaşı bitirebilecek bir güçtür. Bu sebeple Öcalan'la yapılabilecek bütün görüşmeler de savaşa değil barışa hizmet eder. Ama Öcalan'la yapılamayacak bütün görüşmeler, Öcalan üzerine yapılan bütün olumsuzluklar da savaşa hizmet eder. Bu ülkede barış isteyen insanlar var. Barış isteyen insanların sesine kulak verilmeli ve bu noktada hareket edilmesi gerekmektedir. Türk Devleti bu noktada 3 maymunu oynamaktadır tabiri caizse. 3 maymunu oynamaktan vazgeçip barış isteyenlerin sesine ses olmalı ve Öcalan'la görüşmeleri gerçekleştirmesi gerekmektedir. Öcalan'ın spitiyle görüşmemesi de politik bir mesajdır. Aslında bence Öcalan'ın gerek devlete gerek de halklara vermiş olduğu bir mesajdır. Nasıl? Çünkü Öcalan'ın muhatabı spitinin yanı sıra avukatlarıdır. Öcalan ilk temas etmek istediği kişiler avukatları ve ailesidir. Avukatları ve ailesi dışarısında yapılabilecek bütün görüşmelerin aslında bir gerçekliği yoktur. Öcalan'ın Türkiye getirilme dönemini az önce değerlendirdik. Öcalan aslında sadece Türkiye'nin bir rehinesi değildir. Uluslararası güçlerin parmağı olduğu uluslararası bir komplo ile birlikte Türkiye'ye getirilmiştir. Ve devamında uluslararası olarak bu şekilde kurulan yine bu tarz güçlerin oluşturmuş olduğu bir grupla yapılacak bütün görüşmeler de samimiyeti tartışma konusudur. Öcalan'ın Spiti ile görüşme yapmak istememesi Spiti'nin bu noktada artık bir çözüm olarak görülmemesi olarak da değerlendirilebilir. Çünkü önce Spiti ile yapılan bütün görüşmeler aslında hiçbir şey değiştirmemiştir. Spiti bu noktada ciddi anlamda yetersiz kalmıştır ve bu noktada artık sadece usulen yapılan bir görüşme haline getirilmiş. Devletin de uluslararası güçlere ve kamuoyuna bakın Spiti ile görüşme yapıyor şeklinde mesaj verebilmesi açısından bir aldatma aracı olarak değerlendirilebilir. Devlet bunu bir araç olarak kullanıyordur. Kuvvetle muhtemel. Çünkü Öcalan'la Spiti'den önce görüşme yapması gereken kişiler avukatlarıdır. Öcalan'la ilişkin Türkiye kamuoyuna ve dünya kamuoyuna sağlıklı bilgiyi verebilecek tek kişi de Öcalan'ın avukatları.